Merhaba. Bu videoda, milattan önce 3000 döneminde Mısır'da yaşayan Antik Mısırlıların, Mezopotamya'da yaşayan Sümerlerin ve milattan önce 600 ila 300 yılları arasında yaşayan Antik Yunan'ın matematik alanında nasıl önemli ilerlemeler kaydettiklerini keşfedeceğiz. Antik Mısırlılar matematik alanında önemli bir ilerleme kaydettiler. Piramitlerin inşası gibi karmaşık yapılar için geometriyi kullanarak hesaplamalar yapmayı başardılar. Örneğin, piramitlerin yükseklikleri, eğimleri ve taban alanları gibi özelliklerini hesaplamak için geometrik prensipleri kullanıyorlardı. Bu dönemde geometri, Mısır'da inşaat ve tarım gibi alanlarda pratik olarak uygulanan bir bilim dalı haline geldi. Ayrıca, antik Mısırlılar kesirleri kullanarak kesirleri ve oranları temsil etmeyi başardılar. Kesirler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları kesirli miktarları ifade etmek ve ticaret hesaplarında kullanmak için önemliydi. Mısır'ın karakteristik çivi yazısıyla yazılan parşömenlerde, kesirlerin sembolik gösterimi ve oranlarla ilgili bilgiler bulunur. Bu matematiksel ilerlemelerin bir sonucu olarak, antik Mısırlılar önemli matematiksel belgelere sahip olmuşlardır. Bu belgeler, çeşitli arkeolojik kazılarda keşfedilen parşömenlerdir. Parşömenler, matematiksel hesaplamaların yanı sıra günlük yaşamdaki pratik konuları da kapsayan bir dizi bilgi içerir. Sayılar, semboller, çizimler ve ölçümler gibi matematiksel içerikler parşömenlerde yer alır. Mısır'da bulunan parşömenler, piramitlerin inşası, ticaret hesaplamaları, ölçümler ve diğer matematiksel konularla ilgili bilgiler içerir. Bu parşömenler, antik Mısırlıların matematiksel ve bilimsel düşüncelerinin bir göstergesidir ve matematik tarihindeki ilerlemelerin korunmasına yardımcı olmuştur. Bu parşömenler, arkeologlar ve tarihçiler için büyük bir hazine niteliğindedir. Onlar, Antik Mısır uygarlığının matematiksel bilgisini ve bu dönemdeki matematiksel gelişmeleri daha iyi anlamak için önemli kanıtlar sağlarlar. Milattan önce 3000 civarında Mezopotamya'da yaşayan Sümerler, matematik alanında önemli bir rol oynadılar ve matematiksel sistemlerin temellerini atmaya başladılar. Günlük hayatta kullandıkları sayıları sembollerle temsil etmeye başladılar ve bu semboller çivi yazısı denilen bir yazı sistemi kullanılarak kaydedildi. Sümerler, altı çubuktan oluşan bir sayı sistemi kullanıyordu. Bu çubuklar, farklı değerleri temsil etmek için farklı konumlarında yerleştiriliyordu. Örneğin, bir çubuk birliği temsil ederken, beş çubuk da beş birliği temsil ediyordu. Bu sistem, temel aritmetik işlemlerinin yapılmasını mümkün kıldı ve Sümerler, bu sayı sistemi üzerinde geliştirmeler yaparak daha büyük sayıları temsil etmeyi öğrendi. Ayrıca Sümerler geometriye de ilgi duyuyorlardı ve bu bilgiyi günlük yaşamlarında kullanıyorlardı. Evlerini planlamak, tarlalarını ölçmek ve düzenlemek için geometri bilgisine ihtiyaç duyuyorlardı. Dikdörtgen şekillerin alanlarını ve çevrelerini hesaplamak için geometri bilgisini kullanıyorlardı. Bu sayede tarımsal faaliyetlerini ve yapılaşmalarını daha etkin bir şekilde yönetebiliyorlardı. Sümerlerin matematiksel bilgisi Mezopotamya'nın diğer toplumlarına da yayıldı. Özellikle Babilliler, Sümer matematik sisteminin geliştirdiği temeller üzerine inşa ederek daha karmaşık hesaplamalar yapmayı başardılar. Babilliler, Sümerlerin sayı sistemi üzerine eklemeler yaparak karekökleri ve küpleri hesaplamak için cebirsel yöntemler kullanmayı öğrendiler. Bu dönemde Sümerler'in matematiksel bilgisi diğer antik uygarlıklar tarafından da takip edildi ve ilerletildi. Örneğin, Antik Mısır ve Antik Yunan gibi uygarlıklar Sümer matematik sisteminden etkilenerek kendi matematiksel çalışmalarını geliştirdiler ve ilerlettiler. Sümerlerin matematiksel gelişmeleri ve bulunan matematikle ilgili kalıntılar arkeologlar ve tarihçiler için büyük bir öneme sahiptir. Sümerler'in kullanmış olduğu çivi yazısıyla yazılmış tabletler matematiksel hesaplamalar ve pratik konularla ilgili bir dizi bilgi içerir. Bu tabletlerde sayılar, semboller, çizimler ve ölçümler gibi matematiksel içerikler bulunur. Bu kalıntılar, antik dünyada matematiksel düşüncenin ve bilginin nasıl korunduğuna dair birer kanıttır. Milattan önce 600-300 yılları arasında antik Yunan döneminde matematik önemli bir ilerleme kaydetti. Bu dönemde Thales, Pisagor ve Euclides gibi ünlü matematikçilerin çalışmaları matematin temel taşlarını oluşturdu. Thales, matematiği daha soyut bir seviyeye taşıyan önemli bir matematikçi olarak kabul edilir. Geometri üzerinde çalışmalar yaptı ve geometrik teoremler geliştirdi. Örneğin, ünlü Thales teoremini keşfetti. Bu teorem, bir üçgenin tabanının orta noktası diğer iki kenarın kesim noktalarında birleştiğinde, üçgenin iki kenarının oranının eşit olduğunu ifade eder. Pisagor, matematik tarihinde büyük bir etki bırakan bir matematikçi ve filozoftur. Özellikle Pisagor teoremi onun en önemli keşiflerinden biridir. Bu teorem, bir dik üçgende hipotenüsün karesinin, diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu ifade eder. Sagor teoremi, geometri ve trigonometrinin temelini oluşturur. Yükleides ise, antik Yunan döneminin en önemli matematikçilerinden biridir. Öğeler adlı eseri, matematiksel düşüncenin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Bu eserde geometri üzerine ayrıntılı bir sistem sunulur ve birçok temel geometrik kavram, tanım ve teorem ortaya konur. Yükleides in geometri üzerine yaptığı bu sistemli çalışma, matematiğin ilerlemesinde büyük bir rol oynadı. Antik Yunan döneminde matematikçilerin çalışmaları, matematiğin gelişmesinde önemli bir etki yaptı. Ancak matematikle ilgili kalıntılar konusunda diğer dönemlerden daha kısıtlı bilgilere sahibiz. Bunun nedeni, antik döneme ait matematiksel eserlerin büyük bir kısmının kaybolmuş olmasıdır. Matematiğin bu dönemdeki gelişmesinde diğer etkenler de rol oynamış olabilir. Örneğin, Antik Yunan'da demokrasi gelişmişti ve farklı düşüncelerin ve fikirlerin serbestçe tartışılması ve paylaşılması teşvik ediliyordu. Bu ortam, matematikçilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasını ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamış olabilir. Aynı zamanda, Yunan medeniyeti sanata, felsefeye ve bilime büyük önem veriyordu ve matematik de bu disiplinlerle iç içe geçmişti. Özetle milattan önce 3000-2500 döneminde antik Mısırlıların matematikteki ilerlemelerini ve önemini inceledik. Eğer matematik ve tarih tutkunuysanız, bu dönemin size ilginç geleceğine eminim. Milattan önce 3000 civarında Sümerler, matematiksel sistemlerin temellerini atan bir uygarlık olarak önemli bir rol oynadı. Sayıların sembollerle temsil edilmesi, temel aritmetik işlemlerinin yapılması ve geometrinin kullanılması gibi ilerlemeler, matematik tarihinde önemli dönüm noktalarını oluşturur. Ve antik Yunan döneminde matematik büyük bir ilerleme kaydetti. Thales, Pisagor ve Euclides gibi matematikçilerin çalışmaları, geometri ve matematikte önemli keşiflere ve teoremlere yol açtı. Demokrasi ve özgür düşünce ortamı da matematiğin gelişiminde etkili olmuş olabilir. Matematiğe yaptıkları katkılar bizleri bu günlere getirdi onlar sayesinde dünya yeni bir çağ girdi. Onlara demokrasi, matematik ve diğer her şey için borçluyuz. Hala bugün saatlerde kullandığımız 60'lık sistem Sümerlerin bize mirasıdır. Ayrıca Mısırlılar bugünkü 8. sınıf seviyesinde matematiksel ifadeleri çözmüştür. Maalesef parşömen kağıtlarının yapısı dolayısıyla çok az örnek elimize geçmiştir. Ama bu örnekler çok ilginçtir ki bugünkü ders kitaplarına benzemektedir. Örnek sorular ve çözümleri vardır. Kim bilir belki çok daha ileri seviyeye ulaşan Mısırlılar vardı. Belki de piramitlerin gizemi matematiktir. Yunanlıların asıl buluşu ise ispat yöntemidir. Tales ilk defa bilinen neden sorusu ve ispatları yapmıştır. Öklid asal sayıların sonsuz olduğunun ispatını MÖ 300'de yapmıştır.